özellikle zayıflamak isteyenlerin diyetlerine destekleyici olarak eklediği kayısı çayının tek faydası yalnızca bununla kalmamaktadır. Kalpten göz sağlığına kadar birçok inanılmaz faydası olan kayısı çayı ile ilgili yapılan son araştırmalarda düzenli tüketilmesi halinde pek çok hastalığa iyi geldiği kanıtlanmıştır. Kayısı çayının faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kayısı çayının faydaları nelerdir? Düzenli kayısı çayı tüketimi kabızlığı ve şişkinliği 1-2 saat içerisinde tedavi eder. İçerisinde bulundurduğu zengin mineral havuzu bağırsak hareketliliğine ve besinlerin sindirilmesine destek olur. Böylece kabızlık sorununun giderilmesini sağlar. Bağırsakta bulunan zararlı bakteri ve toksinler ile savaşarak iyi bakterilerin sayısını arttırmaktadır. Özellikle akşam yemeğinden önce içilen 1 bardak kayısı çayı yemekten sonra başlayacak sindirim faaliyetlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını geliştirmektedir. Daha sağlıklı kemikler için kayısı çayı. İçerisinde bulunan kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve bakır mineralleri sayesinde kemik yapısının oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Kayısı çayı tüketimi kemiklerin sağlıklı gelişmesini sağlarken ileride oluşabilecek kemik rahatsızlıklarının önüne geçmektedir. Kayısı çayı göz sağlığınız için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan A, C ve E vitaminlerinin yanında bakır ve çinko mineralleri sayesinde sağlıklı bir görüşe sahip olmanıza destek olmaktadır. Özellikle dijital ekranlar ile çok zaman geçirmenin sonucunda oluşan retina kalitesindeki düşüşü engellemektedir. Düzenli kayısı çayı tüketimi vücudunuzu temizler. Doğal bir antioksidan özelliği gösteren ve bu sayede vücudu biriken toksinlerden arındıran kayısı çayı bu yetenekleri sayesinde vücutta oluşan iltihaplar ile savaşır ve daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olur. Unutulmamalıdır ki vücudumuzda oluşan fazla toksin bizim hem fizyolojik hem de zihinsel sağlığımızı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Kayısı çayı ile vücudumuzda oluşan bu toksinleri rahatlıkla atabilirsiniz. Daha sağlıklı bir kalp için kayısı çayı. İçerdiği yüksek oranda mineral ve vitamin sayesinde kötü kolesterolün azaltılmasını, iyi kolesterolün de arttırılmasını desteklemektedir. Ayrıca içerisinde bulunan potasyum sayesinde kalp kaslarını sağlıklı tutar. Bunun yanında vücudumuzdaki damar fonksiyonlarını rahatlatma görevini gerçekleştirir. Kansere karşı kayısı çayı. Vücuttaki hücrelere saldırarak kanser olma riskimizi arttıran serbest radikallerin en büyük düşmanı antioksidanlardır. Kayısı çayı içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır ve vücudun her bölgesine daha sağlıklı olması için çeşitli faaliyetlerde yardım eder. Kayısı çayı cilt sağlığınız için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulundurduğu vitaminler cilde destek olurken antioksidan özelliği sayesinde de yaşlanma sürecini yavaşlatır. Biraz önce üzerinde durduğumuz toksin ve serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırma etkisiyle cildin içeriden sağlıklı tutulmasında önemli bir etki göstermektedir. Kayısı çayı sizi daha fit bir hale getirir. Bulundurduğu bileşenler sayesinde sindirim ve boşaltım sistemini destekler. Bu nedenle metabolizmanın fonksiyonlarını arttırmaktadır. Ayrıca vücuttaki fazla ödemin dışarıya atılmasında kiraz sapından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle içilmeye başladığı ilk günlerde tartıda 1-2 kilo eksik görülmenize sebep olur. Ancak tabii ki de bu eksilen kilolar yağ dokusundan değil, vücudunuzda fizyolojik ve beslenme alışkanlıkları sonucunda oluşan ödemler. Ancak uzun dönemde bazal metabolizmanın hızını arttırdığı için metabolik olarak yağ yakımına da katkı sağlamaktadır. Ama bu biraz daha uzun bir süreçtir. Bu yeteneklerinin yanında kayısı çayı doğal bir ateş düşürücüdür. İçerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde vücutta meydana gelen ateşin düşürülmesinde iyi bir yardımcıdır. Ayrıca kansızlığa iyi gelir. Bakır ve çinko mineralleri ile anemi hastalığını önler. Tedavi sürecine destek olur. Vücuttaki kan yapımı sürecine katkıda bulunur. Kayısı çayı nasıl tüketilir? Kayısı çayı günde en fazla 1-2 fincan içilmelidir. Ayrıca uzun süre düzenli olarak tüketilmemelidir. Ara vererek içmek en mantıklısı olacaktır. Bununla birlikte kayısı çayının su atıcı özelliğinden dolayı tükettiğiniz günlerde bol bol su içmeyi unutmayın. Kayısı çayı genellikle sallama poşet çay veya kuru kayısıların kaynatılması sonucunda hazırlanıp tüketilmektedir. Eğer kendiniz yapmayıp poşet çay olarak tüketiyorsanız güvendiğiniz market ya da aktarlardan bulabileceğiniz poşet kayısı çayını tüketmeniz oldukça önemlidir. Peki kayısı çayının zararları nelerdir? Her besinde olduğu gibi kayısı çayının da aşırı tüketimi söz konusu olduğunda belirli yan etkiler gözükebilir. Bunlar ciltte kaşıntı, kızarıklık, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı gibi etkiler olabilmektedir. Aşırı miktarda tüketimi durumunda gereğinden daha fazla çalışan bir sindirim sistemine neden olabilir. Bunun yanında kayısı sülfit içermektedir ve bu da astım durumunu tetikleyebilir. Sülfit hassasiyetiniz varsa kayısı çayını içmemeniz önerilmektedir. Bununla birlikte
birlikte kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktora danışmadan kayısı çayını tüketmeniz önerilmemektedir. Çünkü bu doğal ve bitkisel ürünlerin hepsi aslında temelde bir ilaçtır. Bilinçli ve doğru tüketilmesi ve kullanılması gerçekten önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kayısı çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.